jig, you make me call me Superman. Three tall girls in a single bound. I'm single now. Got no ring on a finger now. I never let another chick bring me down. Arkadaşlar, herkese merhaba. Günkü Tekrarların yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber oyuncunun özelliklerini yapacağız. Nasıl yani özellikleri? Açlık, susuzluk, can, enerji, ne bileyim ya, öyle şeyler yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Nasıl başlayacağız böyle şeylere? İlk başta şunu 1024'de 768 yaptım ben. Bunu niye dedim bilmiyorum şu an. Siz istediğiniz gibi yapın. Sonra kolumuza geliyoruz. Ya da ilk başta kendi özellikleri barındıran o kutucuğu yapalım arkadaşlar. Nasıl olacak? Siz tabi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Size her şeyi anlatacağım şimdi. Sağ tıklayıp arkadaşlar UI'den bir canvas ekleyelim oyunumuza. Bu canvasa bakın render modu screen space camera yapalım arkadaşlar. Canvas scaler onu scale with screen size okuyamadım ama ona tıklayıp şunu da expand yapalım arkadaşlar. Canvas'a gelip UI'dan bir tane image oluşturalım. Bakın gördüğünüz gibi ortaya bir tane image geldi. Bu bizim arka planımız olacak. Nasıl olacak? Mesela bunu tutup şöyle köşeye sabitledim arkadaşlar. Alt shift yöntemiyle şu köşe olarak köşeye sabitledim. 10 bu taraftan geldim arkadaşlar. Eksi 10'da aşağı doğru geldim. Ve bunu biraz bunu biz şey yapalım. Karakter yapalım. Karakter karakter panel diyeyim arkadaşlar. Bu bizim panelimiz olacak. Bunu biraz büyütelim. 200'e 200. Bunun içinde oyuncumuzun bilgiler yazacak. Ve bunun arka planını biraz gri tarzı yapacağım ben. Siz tabi isteğiniz yapabilirsiniz. Hatta arka plana gidip Photoshop'tan bir tane Photoshop'tan arka plan yapıp bunu atabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan da seçebilirsiniz onu. Yaptığınız arka planı. Şuradan ben bakayım şunlar. Onlar neymiş? Göremiyorum ki. Tamam şu. Background olması lazım. Ben şunu seçeyim arkadaşlar. Bunun için UI'den bir tane de image oluşturuyorum. Bu image niye böyle oluşuyor ben de bilmiyorum. Sizde normal oluşacak herhalde. Ben normal bir image oluşturuyorum UI'den. Bir image. Bakın yine şey oldu. 100'e 100 yaptım. Genişliği alta doğru 20 olsun arkadaşlar. Pardon. Genişliği 120 olsun. Biraz uzun olsun. Yüksekliği ise 20 olsun arkadaşlar. Şu an tabi gözükmüyor ama şunun için atarsak herhalde bir de köşeye sabitlersek bunu. Gördüğünüz gibi köşede biraz 10 yapıp aşağı doğru eksi 10 yaparsam ortalarım. Benim şu an tuhaf bir hal oluyor. Şuradan nona'ya seçsem bile Allah Allah ya. Şu. Evet şu bu bizim karakter. Bunu biraz daha büyütelim arkadaşlar. Bu çok küçük gözüktü şu an gözüme. 40 yapalım ya da 30 yapalım ve uzunluğunu da 140 yapalım arkadaşlar. Ya da ya bunu siz tabi yapacaksınız. Ben bunu 200 yapıyorum arkadaşlar. Ya da şu kaçtı arkadaşlar? 200. 10 buradan gitse 190. 10 da buradan gitse 180 arkadaşlar. 180 yapalım. Gördüğünüz gibi tam ortaladım. Bu bu bizim can. Can olacak. Can yazacağız bunun içine. Bunun içine aynı bir tane de oluşturuyorum ve buna can bar diyelim. Bu bizim barımız olacak. Bu küçülen şey olacak arkadaşlar. Bunu bu cam barı bunun için atıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Sonra buna gelip şuradan şöyle bütün alanını ekliyoruz. Canı tıklayıp arka rengini mesela şöyle bir renk olsun arka rengi ama can tabii de kırmızı yapacağım arkadaşlar. Ben kırmızı. Benim için yapacağım şey şu cam barı şuradan x'ini küçülteceğim arkadaşlar. Bakın. Böyle küçülecek ama nasıl küçülecek? Ortaya doğru küçülüyor gördüğünüz gibi. Biz bu cam barı gelip şuradan alt shift yöntemiyle köşeye sabitlersem yani şuraya sabitlersem şimdi küçültürsem canımız böyle düşecek arkadaşlar gördüğünüz gibi. 100 işte bir dakika şunu bir yapalım ve tamam. Bu bizim cam barımız oldu. Arka rengi neydi bunun arkadaşlar? Bir daha bakalım canımız düşmeye başlayınca.
Canımız düşüne basınca şöyle arka rengi de var. Çok güzel. Bir yapalım. Ve canı şimdi biz bir can oluşturacağım. Bir açlık, bir susuzluk yapacağım. Şuna bir açlık diyelim. Açlık. Bunun hemen altındakine F2'den, F12'den, F2'den açlık bar diyelim. Bu barın bu açlığı arkadaşlar bakın bu kaçtı? Eksi 10. Eksi 10 aşağı gelmiş. Kendisi de 30 yani 40. Ben buna 40 yazarsam tam onun dibinde başlar arkadaşlar. Bakın tam dibinden başlıyor. Bir de 10 biz aralık verelim 50. 50 şuradan başlayalım. Açtığımızın açlık barına gelip açlık rengini ben şöyle yaptım. Bu bizim açlığımız olacak. Bu bizim suyumuz olacak arkadaşlar. Su. Su hemen su içine gelip su bir dakika. İçine su bar yapıyorum arkadaşlar. Su bar. Sonra bu su barın rengine gelip ilk başta şu suyu da bunun gibi aşağı alalım. Mesela şimdi ne yapmıştık? İlk başta eksi 10. 30'da 40. Yani şurası 40. 10 da biz verdik 50. 30 daha geldi 80. 10 da biz vereceğiz 90. Arkadaşlar bunları böyle ayarlıyorum ben. Bakın 90 tam aralara eşit oldu. Su bara gelip rengini su renginde yapıyorum. Şöyle. Şu an sadece 3 tane olacak. Enerji yapmayacağım ben. Şu karakter panelinin şu geri kalanlarını silelim. Şimdi nasıl silecektik? Hemen bir daha yapalım. Bu kaçtan başladı? Eksi 30. Yani şurası eksi 90 arkadaşlar. 30'da kendimiz geldik. Eksi 120. 10'da kendimiz vereceğiz. Eksi 130. Yani bu eksi 130 olacak arkadaşlar. 130 yapalım. Bak gördüğünüz gibi tam eşitledik. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Nasıl yapsak daha? Tamam daha bir şey yapmaya gerek yok. Son olarak şunların hepsini açıyorum. Hepsine tıklıyorum. Can, açlık, suya. Sağ tıklayıp UI'dan text oluşturuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra bütün textleri seçiyorum. Şu 3 text'i. Şu yöntemle Alt Shift yöntemiyle bütün alana kaplıyorum ve ortalıyorum text'im. Bunun içinde de bizim mesela yüzde mesela şey yazacak mesela %100 %100 ama şu an fazla gözükmüyor onu beyaz yapalım gördüğünüz gibi bir de gidip Best'e tıklarsak 40'ı da 30 yaparsak arkadaşlar ne de 20 yaparsak gördüğünüz gibi açlığımız canımız açlığımız suyumuz ekrana geldi. Şimdi bunları küçültme, düşürme yapacağız. İlk başta bakayım video çekiyor muyum? 7 dakika. 7 dakikacık olmuş. Ses de alıyor. Tamam hiç sorun yok. Çok güzel ilerliyoruz şu an. Allah daha iyisin. Şimdi hemen bir kod oluşturup bunları arttırma, düşürme yapacağız arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Şuraya tıklayıp create'den bir folder. Bunun ismini ilk başta sahneler yapıyorum. Bunun içine sahnelerimizi kaydedeceğiz. Sahneyi bunun için atıyorum. Sonra bir kod bir tane daha folder açıyorum. İsmini kodlar yapıyorum. Bir tane de oluşturuyorum arkadaşlar. Bunun adını modeller koyuyorum. Modeller. Create'den bir dakika yanlışlıkla kod oluşturdum. Create'den bir folder daha. Bunun ismini hazır yapıyorum. Buraya hazır şeylerimizi atacağız. Hazır. Sonra gelip folder'dan animasyonlar yapıyorum arkadaşlar. Sonra gelip ya bunları düzenli olması için yaptım arkadaşlar. İsterseniz siz yapmayın ama tavsiyem yapın arkadaşlar. Kodlara gelip create'den C# oluşturalım ve ismini karakter diyelim arkadaşlar. Karakter. Bunun için de bizim Visual Studio kullanıyorum ben. O biraz ağır açıyor ama açacak şimdi bekleyelim birazcık. İlk başta ne yapacağız? Tabii ki de şu canın değerini, açlığın değerini ve suyun değerini koda tanıtacağız. Daha sonra şunların uzunluğunu şu sayısınınla beraber düşürme yapacağız. Daha sonra şu tekstleri ekleyip tekstlerde oynama yapacağız. Daha sonra mesela açlık sıfır olunca canımız düşmesini yapacağım. Ya da susuzluk sıfır olursa can düşecek. Can sıfır olunca da oyun bitecek. Ve mesela adım attığımızda, yürüdüğümüzde falan açlık kendi kendine düşecek, susuzluk da aynı. Bunların hepsini şimdi sizle beraber yavaş yavaş yapacağız arkadaşlar. İnşallah başarabiliriz. Bakın şimdi. Çok basit yöntemler arkadaşlar. Yeter ki mantıkla gideceğiz. İlk başta bizim
public diyoruz. Float yani sayı değerinde bir değişken. Mesela can. Can'ı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi koda gelelim. Ve şuraya bir dakika, şuraya bir tane daha boş bir obje oluşturuyorum. Bunu resetliyorum arkadaşlar. Objeye tıklayıp ismini oyun ayarları diyelim. Bunun içine kodları atacağız. Oyun ayarları. Bu karakteri bunun içine atalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın şurada ne yapmıştık? Biz float değerine bir can oluşturduk. Gördüğünüz gibi can 0 geldi buraya. 100 yapalım arkadaşlar. Canımız başlayınca 100 olacak. Sonra buna bir virgül de koyalım. Şimdi açlık koyalım. Bir virgül de su. 3 tane float oluşturuyor arkadaşlar. Neden böyle yavaş yavaş yapıyorum? Siz öğrenin diye arkadaşlar. Bakın açlık, su hepsi oluşturuyor. Hepsini 100 yapalım arkadaşlar ilk başta. Tabi ileriki zamanlarda mesela oyunu oynadınız, açlığınız 58'e falan düştü, sallıyorum. Oyundan çıkarken açlık kaydedecek. Oyuna girdiğinizde tekrar 58'den açlığınız devam edecek. Bunları yapımını da göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi hepsini full canı, açlığı, suyu buraya tanıttık. O if update'in içine giriyorum, diyorum ki eğer diyorum açlık büyükse sıfırdan, yani açlığımız sıfırdan büyükse arkadaşlar, bu sanki o gibi oldu. Açlığımız sıfırdan büyükse açlığı düşüreceğiz arkadaşlar. Açlık eksi eşittir time nokta delta time. Evet arkadaşlar, şu an videoyu durduruyorum. Şarjım bitiyor. Şarj takıp hemen geri geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geri geldim. Şimdi ne dedik? Açlık eğer sıfırdan büyükse açlığı eksi eşittir time delta time ile düşür. Yani zamanla açlığı düşüreceğim arkadaşlar. Gerçek saniyeyle. Burayı anlamışsınızdır umarım. Yani açtığımız, dedim ki sıfırdan büyükse açtığımızı düşür. Mesela bakalım. Şu an açlık sıfırdan büyük 100. Açlığımızı düşürecek. Bakalım nasıl olacak. Bakın 99, 98, 97 çünkü açtığımız sıfırdan büyük. Eğer bunu biz diyelim 2 oldu, düştü 1, 0. Gördüğünüz gibi açlık sıfır altına düştü ve daha düşmüyor. Tamam. Şimdi buna biz hız yazalım. Bir de public diyelim arkadaşlar. Float. Yukarıda hız yapmıştık zaten. Float değerinde bir şey yapmıştık. Buna virgül hız yapalım. Bu biraz hızlı düş yani açlığımız. Buna hız çarpı time nokta delta time. Yani hız kadar, saniyede hız kadar düşürecek. Mesela şu an sıfır olduğu için düşürmeyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düşürmüyor. Biz bunu 0.2 yaparsak 0.2 hızında şeyimiz düşüyor. Çok güzel. Biz bunu 0.3 yapalım. 0.3 hızıyla açlığımız düşüyor. Bunu ayarladık. Şimdi buradaki gördüğünüz şu arka plandaki kırmızılı düşürme yapacağız. Şimdi ilk başta o zaman onu düşüreceğimize göre bunu tanıtmamız lazım arkadaşlar. Public diyorum arkadaşlar. Bu bir oyun objesi olduğu için public game object. Buna biz açlık, ilk başta can yapalım. Can bar. Can bar. Açlık. Açlık bar. Bir de su bar. 3 tane objeyi tanımladık. Niye böyle virgüllü yaptığımı artık anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu da olur. Bak arkasına virgül koyarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve ya da şöyle de yapabilirsiniz. Public. Bu daha kötüdür arkadaşlar. Mesela can bar. Ezzallah Celle Celle. Public. Game object. Bir dakika. Game object mesela açlık bar. Açlık var. Eğer arkadaşlar bunlar iki yöntemde, bak şunu kapatıyorum şu an. İki yöntemde olur. Mesela alt alta yazabilirsiniz bunları. Ya da aralarına virgül koyarak aynı satır yazabilirsiniz. Ben aynı satır yazmayı tercih ediyorum. Yazdım. Sonra dedim ki update'inize geleceğim. Dedim ki can bar nokta transform nokta local scale. Yani can barın local şurası, yani gördüğünüz gibi hemen göstereyim onu. Can basın içindeki, canın içindeki can var. Şu an şurayı tamamladık, bak scale. Biz bunu düşüreceğiz. Gördüğünüz gibi bakın. Biz bununla oynayacağız. Buraya kadar geldik. Bunu diyeceğiz ki eşittir
New Vector dizisi arkadaşlar. New Vector 3. Şimdi bu 1 arkadaşlar, gördüğünüz gibi en yüksek 1 alıyor. Yani biz 1, bir de 0. Yani bunun arasında oynayacağız. Mesela 1.5 olmayacak çünkü buradan taşmayacak. Ya da sallıyorum. 0.5 gidip geri doğru gitmeyecek. Sadece 0 ile 1 arası oynayacağı için, yani şöyle bir rakamlar oynayacağı için bunu bölmemiz lazım. Yani mesela bu 100 ise, canımız 100 ise bu 1 olacak. Canımız mesela 50 ise bu 0.5 olmayacak. Yarısı olacak. Bu nasıl yaparız? Eşittir dedik. Can. Bir de bunun için x, y, z arkadaşlar var. X, y, z. Biz x oynayacağız. Y ile bakın oynamayacağız. Gördüğünüz gibi y ile oynamıyoruz. Z ile oynamıyoruz. Z zaten öbür tarafa doğru. Y'sini bir yapalım. Biz sadece x ile oynayacağız. Bu da şöyledir arkadaşlar. Şurası x. Burası y'dir. Burada z'dir. Biz bu x ile oynayacağız. X diyeceğiz ki can. Can bölü 100 diyeceğiz arkadaşlar. Yani can bölü, canımız kaç mesela? 100. 100 bölü 100 kaç eşittir? 1. Yani öyle yapacağız. Şu y'yi de 1 yapacağız arkadaşlar her zamanki gibi. Z'yi de 1 yapacağız. Ne demiştik çünkü? Biz sadece x ile oynayacağız. Bunların ikisi 1 olacak. Ama can eşittir. Can, yani şu x diyeceğiz. Şu x eşittir can bölü 100. Canımız 100 ise 100'ü 100'e bölün arkadaşlar 1. Yani bu 1. Mesela canımız 50 ise 50 100'e bölün arkadaşlar 0.5. Yani bu da 0.5 olacak. Hemen şimdi oyun ayarlarına girelim. Ve bakın can bar diyor. Can bar diyor. Buna biz can barımızı atalım. Sadece şu an can barı işlem yaptığı için kod hata vermeyecek ama biz gelip buraya açtık barı da bunu aynı şekilde yaparsak, gelip buraya bunu atmazsak kodumuz hata verecek. Şimdi hiçbir şey hata vermeyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canımız şu an %100. Bakın şuradan can var. Canı düşürüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın canı 95 şu kadar gitti. Can düşürdükçe burası oynuyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Bunu %100 yapalım. Çok oldu. Şimdi sıra geldi şeyde. Açtık da. Bunların hepsini şimdi kopyalayalım. Şuna yapıştıralım. Açlık var diyelim. Su var diyelim arkadaşlar. Burası açlık olacak. Açlık bölü 100. Bu da su bölü 100 olacak. Ve bakalım nasıl. Bakın kod şimdi hata verecek. Şunların ikisini koymadık. Gördüğünüz gibi kod hata verdi. Kırmızı. Çünkü ikisini kodda kullandık. Ama buraya atmadık. Onun için kod hata verdi. Hemen onların ikisini atalım. Açlık bar. Ve su barı. Bunun için atalım. Oyunumuz başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın açtığımız yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Bakın görüyorsunuz. Kendisi düşüyor. Düşüyor mesela. Kendisinin kendi kendine gitmeye başlıyor. Fakat şu an nesi kötü? Biraz eski bir sistem bu arkadaşlar. Ve eski kötü gözüküyor ama siz bunu her türlü tasarım yaparak kurtarabilirsiniz. İsterseniz yukarı doğru yapabilirsiniz mesela bunları. Nasıl yukarı doğru? Mesela nasıl desem, şurada olur mu acaba? Dur bir dakika, bir şey göstereyim arkadaşlar. Mesela böyle yukarı doğru bir sistem yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu kez yukarı doğru yapınca ne olacak? Şurada mesela x düşmeyecek de y düşecek arkadaşlar. Çünkü üstten aşağı olacağı için onları ayarlayacaksınız. Şimdi bizim asıl şeyimiz can falan düşüyor ama şu %100 hep duruyor arkadaşlar. Bir daha göstereyim. Can düşüyor ama %100 halinde 100, yani hiç düşmüyor bu. Onun düşmesini yapacağız arkadaşlar. Gidelim bu textleri ilk başta. Bakın şimdi bir kodda bir işlem yapmaya başlayacaksanız ilk başta ne gerekli? Şu textler gerekli değil mi arkadaşlar? Çünkü onlar üzerine işlem yapacağız. Text mesela bunun ismini açlık text. Açlık yazayım. Hepsini isim verelim. Bu mesela su yazayım. Bu da can yazı arkadaşlar. Can yazı. Şimdi bunların üçünü yaptık. Bu kod yazmaya başlarken neydi işlem yapacağınızı ilk başta tamamlamamız lazım. Şimdi biz şu textleri yapacağımız için gelip bu textleri buraya tamamlamamız lazım arkadaşlar. Public diyorum arkadaşlar.
text. Yani text'in ismini buraya yazıyorum. Mesela can yazayım. Açlık yaz yapalım yine. Açlık yazayım. Bir de su yazayım. Fakat burada bir hata alacağız. Onu da size söyleyeyim. Yani su yazayım. Şimdi burada bir hata var. Çünkü bakın text'in altı çizgili oldu. Yani bu Unity bu text'i tanımadı. Çünkü yeni gelen UI sistemi var arkadaşlar. UI bakın. Bu text'ler bunun içinde olduğu için şu UI'yi kodumuza aktarmamız lazım arkadaşlar. Yani bu kodu bu kod UI sistemini tanımlaması gerekiyor. Onun için şu using Unity engine var ya, onu kopyalıyoruz arkadaşlar. Altına yapıştırıyoruz. Şuraya UI yazınca artık Unity kütüphanesi şu UI kütüphanesini Unity'nin kodunu attık. Artık bunu tanıyacak. Yani text tanıyacak arkadaşlar. Daha sonra oynarına tıklayıp bakın 2-3 tane text geldi buraya. Can yazayım. Açlık yaz arkadaşlar. Bir de su yazıyı bir atarsak bunları atmış olduk. Şimdi bunların üstünde işlem yapmayı göreceğiz. Şimdi can yaz diyeceğim. Bakın sıfırdan yazacağım arkadaşlar. Nokta text. Şimdi burada ne yaptım ben arkadaşlar? Can yazının içindeki text. Can yazının içindeki text. Yani şuraya geldim. Şu artık şuradayız. Şununla işlem yapacağım. Bakın can yazının içindeki text. Eşittir dedim. İki tırnak açıp yüzde işareti arkadaşlar. Artı buraya bir de ne yazacak arkadaşlar? Can yazacak. Yani burada ne dedim? Yüzde işaretini kullan ve artı can yaz. Böyle işlemleri tırnakların içine yazıyor arkadaşlar. Ama böyle float falan yazınca artının içine artı koyup tırnağın dışına yazıyor. Tırnağın dışına yazıyoruz arkadaşlar. Oyunumuz başlayalım. Gördüğünüz gibi şu an sıfır zaten. Oyun arana gelelim. Canımızı düşürelim. Ama şurada bir hata daha alacağız. Çünkü bakın şimdi göstereyim. Bakın. Siz istiyorsanız böyle yapmayı istiyorsanız arkadaşlar. Yani 94.0.2 yapmak istiyorsanız. Yani böyle kalmasını istiyorsanız hiç oynamayın kodda. Böyle kalsın. Ya istiyorsanız eğer benimki normal düşünse işte 99 olsun 98 olsun öyle gözüksün istiyorsanız. Başına integer yazarsanız. Bu kodlar integer yani normal noktasız sayıya dönecektir arkadaşlar. Yani düşürelim canımızı. Gördüğünüz gibi noktasız oldu arkadaşlar. Şimdi bu sadece can için yapmıştık. Bunların hepsini açlık için yapalım. Can, açlık, su. Can yazayım. Açlık, su yazayım. Açlık, suyu da buna koyalım. Bütün textleri tanımladık. Bunu attık. Şimdi oyunumuz başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tabi şeyimiz düşüyor. Açtığımız düşüyor. 98 oldu. 97 oldu. 96 oldu. Gördüğünüz gibi düşüyor. Çok güzel bir şekilde oldu. Kaç dakika olmuş? 23 dakika olmuş arkadaşlar. Hemen şey yapalım. Bu kodları şimdi hatalara bakalım. Hatalar. İlk başta ben bir dakika hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kısa bir mola verdim. Ben bir su içtim. Camları falan kapattım. Dışarıdan ses gelmesin diye. Şimdi oyunumuzdaki hatalara bakalım. Hata ne var? Şimdi açtım oyunumuzu. Başlattım. Canımız düşüyor. Çok güzel. Ayarlara girdim. Bizim canımız düştü. Böyle düşecek. Diyelim burada geldi 2'ye. Düşecek arkadaşlar. 1 olacak. Daha sonra 0 olacak. Bu burada durdu ama fakat bu can mesela düşecek. Mesela bir şey yemek yiyeceksiniz arkadaşlar. 90 iken 20 diyelim yemek açlık verecek. 20 can verecek yemek. Bildiğiniz anda canınız olacak 108. Gördüğünüz gibi 108 artıyor. Düşerken -5'e düşer arkadaşlar gördüğünüz gibi. Açlık da aynı şekilde bakın düşüyor, artıyor, 100 geçiyor, 200, 500. Su da aynı şekilde düşüyor ve artıyor. Bunları nasıl kısıtlarım? Hemen onları öğrenelim arkadaşlar. İlk başta 25 dakika olmuş. Şöyle update'in içine gelip yazacağız ki eğer if ilk başta canla yazalım. Can diyeceğiz. Büyükse 100'den. Hani oldu da can 100'den büyük oldu.
Canımız eşittir 100. Gördüğünüz gibi çok basit bir sistemde canımız 100 eşitledim. Mesela şimdi canı arttırmaya çalışalım. Bakın artmıyor. Gördüğünüz gibi canımız artmıyor. 100'de kalıyor. Çünkü ne yazdık buraya? Eğer canımız 100'den büyükse canımız 100 olsun dedik. Aynı şekilde if dedik. Canımız küçükse veya eşitse 0'a. Burada canımız yine 0 eşitleyecek. Ama tabi can 0 olunca oyun biter. Onun için şuraya debug.log, yani bunu önceki seriden ne olduğunu açıklamıştım size, bir daha açıklayayım. Bu debug.log yazıp iki tırnak açıp içine yazdığınız yazılar şu konsol ekranında gözükür arkadaşlar. Bu konsol ekranını oyuncu hiçbir şekilde göremez. Oynayan kişi siz görürsünüz. Buradan test ederseniz mesela can 0'a 0 veya 0'dan küçükse ne yazalım buraya? Oyun bitti yazalım arkadaşlar. Bunu burada test edeceksiniz. Kod işe yarıyor mu diye mesela. Hemen bakalım kod işe yarıyor mu? Kod işe yarıyorsa bu oyun bitti diye bir yazı gelecek buraya. Oyun ayarlarına tıkladım. Canımız mesela 0 yaptım. Gördüğünüz gibi oyun bitti diye bir sürü geliyor. Gördüğünüz gibi artıyor. Demek ki kod işe yarıyor. Şu an sadece debug.log yapacağız ama ileriki zamanlarda bir panel gelecek. İşte oyun bitti diye, ana menüye dön diye falan bir panel gelecek. Onu yapacağız. Şimdi canlı yaptık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ctrl C diyorum. Bu açlık için olacak. Hemen açlığı yapalım. Açlık temeler. Yüzden bakın burada kendiniz ayar verebilirsiniz arkadaşlar. Kendi sisteminizi oluşturabilirsiniz. Mesela açlık yüzden büyükse açlık eşittir 100. Aynı zamanda eğer hani if can diyeceğiz arkadaşlar, mesela if'in içinde if yazıyoruz. Eğer canımız 100'den küçükse arkadaşlar, madem açtığımız %100, canımız da canlı artsın arkadaşlar. Mesela bunu size nasıl olduğunu açıklayacağım. Diyeceğim ki burada arkadaşlar, eğer açlık %100'den büyükse veya %100'e eşitse arkadaşlar diyeceğim. Eğer açtığımız %100'den büyük veya %100'e eşitse, açtığımız yeni 100 yap. Mesela 100 yaptı. Sonra if geliyor yine. Eğer canımız açlığımız 100 iken, açlık 100 iken canımız 100'den küçükse canımı da arttır yazdım. Yani canımız full ise, açlığımız doluysa, tam 100 ise canımız 100'den küçükse canı arttırıyorum arkadaşlar. Basit bir sistem ile. Eğer diyeceğim arkadaşlar açlık 100'den küçükse, açlık 0'dan küçükse veya 0'a eşitse aç oldun diyelim arkadaşlar. Aç oldum ve açtığımızı tekrar 0'a eşitledim. Aynı zamanda eğer açlık 0'sa, yani tamamen acıkmışsanız ne yapalım? Canımızı da düşürelim arkadaşlar. Datatime diyerek canımızı da düşürüyoruz. Mesela açtığımız 0'a eşitse canımız da düşsün. Bu biraz hızlı düşecek. Olsun, hızlı düşsün arkadaşlar. Son olarak su kaldı. Su sistemi. Bunların ikisini alalım. CTRL-C diyelim. Su sistemi kaldı. Diyeceğim su yine her zamanki gibi 100'den büyükse veya 100'e eşitse suyu eşitle 100'e ve can yine küçükse canı 100 arttır. Bu arada su içince can artmasın arkadaşlar. Açlık yiyince can. Aslında açlık %100 olunca can artması da biraz tuhaf ama oyundur arkadaşlar. Bir şey olmaz. Eğer su küçükse sıfırdan veya sıfıra eşitse susadın yazalım arkadaşlar. Susadın ve aynı zamanda suyumuzu sıfıra eşitleyelim ve canımız da düşmeye başlasın arkadaşlar. Bakalım şimdi ne yaptık. Aynı zamanda suda ilk başta ne yazmış arkadaşlar? Eğer açlık sıfırdan büyükse açlığı düşür. Aynı şekilde suyu da düşüreceğiz arkadaşlar. Eğer su sıfırdan büyükse suyu da düşürelim. Biz buraya kendi değerimiz girelim. Kaç girmiştik burada? 0.3 girdik. Buna 0.3
F yazıyor arkadaşlar. Noktalı bir sayı yazınca yanına F koyacaksınız. Eğer suyumuzda 0.2 hızıyla düzsün arkadaşlar. Bu hıza gerek kalmadı yani. Bunu silin gitsin. Şimdi oyunumuzu başlayalım ve olacaklara bakalım. Gördüğünüz gibi suyumuz ve açlığımız düşmeye başladı. Tabi suyumuz daha hızlı düşüyor. Açlığımız daha hızlı düşüyor arkadaşlar. Bir de ne yapmıştık? Eğer açlığımız 0'a eşitse, gördüğünüz gibi 0 olmuşsa eğer, canımız düşmeye başladı gördüğünüz gibi. Bakın aç oldun diye bir debug.log'da yazdırmıştık buraya. Gördüğünüz gibi 0 ve canımız düşmeye başladı. Eğer suyumuz da 0 ise daha hızlı düşecek şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha hızlı düşüyor. Eğer bir de şimdi canımız 100 ise eğer, su da 100 ise eğer, gördüğünüz gibi canımız düşmüyor ama bu su, bu açlık hiç 100'e eşit olmayacak çünkü durmadan düştüğü için ona bir kod yazacağız. Şimdi gördüğünüz gibi eğer diyeceğim açlık 100'den büyükse ve eşitse böyle if diyeceğim, bir if de açalım arkadaşlar. If açlık diyeceğim arkadaşlar, açlık diyeceğim büyükse 90'dan, eğer 90'dan büyükse arkadaşlar açlığımız, bu kez canı arttıracağız. Can artı eşittir time nokta delta time. Öbür türlü yüzde kalmadığı için, durmadan düştüğü için yapamıyoruz ama 90'dan büyükse şunu silelim. 90'dan büyükse canımızı arttır yaptık arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl oluyor. Şimdi canı biraz düşürelim. Bakalım. Canımız, bakın açtığımızda ne yaptık? 90'dan büyük olduğu için canımız artmaya başladı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, büyük bir sistem yaptık. Allah'a bin şükür bitti. Karakterin özelliklerini yaptık. Buna biz iki animasyon daha yaparsak çok güzel olur. Mesela bakayım. Kaç dakika olmuş ya? 33 dakika olmuş. Buna bir animasyon da yapalım. Ve bu iş burada bitsin arkadaşlar. Hakikat bitsin yani. Şimdi animasyon yapacağız arkadaşlar. Bu kodlarınızı buraya yazdık. Animasyon yapmak için gerekli olan şeyler. Ne gerekli? Biz hangi objeye animasyon yapacağız? Şu obje. Şu obje. Şu an sizin patlamış olabilir. Şöyle arkadan bakalım. Biz şu objeye animasyon yapacağız. Yani şöyle olacak. Mesela bir tuşa bassanız gelecek. Bir tuşa bassanız kaybolacağız. Kaybolacak. Onun animasyonu yapmak için ne ihtiyacımız var? Şu panele, yani şu panele. Yani bu paneli kodun içine tanımlayalım ilk başta. Bakın game object yazmışım zaten. Buna bir virgül deyip panelin ismi ne olsun mesela? Karakter panel. Şu köyü de küçük yapalım. Karakter panel. Eğer diyeceğim if'in içine girelim. Update'in içine. If diyeceğim. Eğer hangi tuşa basalım? Input nokta get key. Get key done. Hangi tuş olsun mesela? Hangi tuşta açık kapatalım? Şunu input arkadaşlar. Get key done. Key code. Yani burada diyorum ki eğer get key yazarsanız bastığınız sürece, get key done yazdığınızda, get key done yazınca, şu mesela şuraya ben key yazdım. Key'den elimizi çekince eğer yok. Get key done basınca sadece bir kere işliyor kod. Mesela şöyle yazdım. K tuşuna basınca buraya biz public bir tane bool oluşturalım. Bu bizimki karakter açık yapalım arkadaşlar. Bu bool demiştik. True false değerini alan bir değişken. Yani ya true'dur ya false'dır. Biz K'ye basınca diyeceğiz. Karakter açık bool'u eşittir diyeceğiz. Ünlem karakter açık. Yani karakter açık eğer false'sa true yap, true'ysa false yap. Yani oynat yani arkadaşlar. Tersini her zaman tersini yapacak. K'ye bastık. Karakter açık true'ysa false yapacak. False'sa true yapacak. Yine bunun içine gelip if diyeceğiz arkadaşlar. Eğer karakter açık true'ysa karakter açık true'ysa, şimdi animasyonları yapacağız ve şuraya if, bir if daha girelim ve bunun içine karakter açık false, yani başına ünlem koyarsak arkadaşlar false olur. Bir daha açıklayayım bir kodu. K'ye bastık arkadaşlar, true false oldu ya da false true oldu.
Eğer true'ysa bu kod işleyecek. False'sa bu kod işleyecek. Hemen buna biz animasyon yapalım. Sonra bakalım ne oluyor. Karakter paneline tıkalım arkadaşlar. Sonrasında bakın Windows'tan animasyon penceresine geldim. Şimdi kırıt diyerek animasyonumuzu oluşturalım. Animasyonların içine girelim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeni klasör diyelim. Klasörümüz ismi paneller olsun. Paneller. Panellerin içine girdim. Ve kodun ismi, animasyonun ismi karakter panel open ya da açık yapalım arkadaşlar. Niye şey kullanıyoruz? Karakter panel açık yaptım. Açık dediğimize göre arkadaşlar açılırken olacak animasyon. Yani sıfırken ilk başlangıçta böyle olacak. Sonra 20 saniye sonra buraya gelecek. Bu açık açılma animasyonu olduğu için. Şimdi ilk başta sıfırıncı sahnedir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradan bakalım eksi kaç olsun 300'de dursun arkadaşlar. 20 saniye sonra mesela 2 saniye sonra herhalde bunu tekrar bir sıfıra çekelim. Hatta eksi 10 mu yapmıştık? Evet arkadaşlar 10'a çekelim. Yani animasyonumuz şu olacak. Gördüğünüz gibi. Şu tabi bir kere oynayacağı için duracak burada. Bu biraz hızlı. Bunu hemen biraz yavaşlayalım. 40 yapalım. Evet. Çok güzel. Bu karakter panel açık animasyonu. Sonra hemen ardından bir karakter panel tıklayıp tekrardan şuna bakın. Tıklayıp create new clip. Yani yeni klip çek. Diyor. Bunun ismine de şuna tıklayalım. Şunları silelim. Şuradan. Bu da kapat olsun arkadaşlar. Bu da bizim kapatırkenki animasyonumuz olacak. Tabii ki o zaman sıfırıncı pozisyonda nerede olacak? Şunu sıfır alsana. Sıfırıncı pozisyonda burada olacak arkadaşlar. 20 40 saniye yapmıştık. 40. saniyede burası eksi 300 olacak. Yani arkadaşlar bu da kapatma animasyonumuz oldu. Şimdi animasyonlara girip panellere girip inşallah ben şimdi 4 kullandığım için Unity 4. Şimdi ben burada inşallah değişmemiştir burası. Şimdi bir oyunumuz başlayalım bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi animasyonlar çalışıyor. Biz bunları hiç oynatmamız lazım. Şu legali tıklarsak bakalım oynayacak mı? Evet. Legacy yazıyor arkadaşlar Legacy. Ona tıklıyoruz ve animasyonlarımız oynamıyor. Biz bunları kodla oynayacağız yani. Şimdi bizim kod animasyonumuz nerede? Karakter panelde. Şurada yapmıştık ya arkadaşlar. Karakter panel nokta animasyon. Bakın şimdi size bunu açıklayacağım. Play dedik. İki tane açtık ve parantezi kapattık. Burada ne yazdım ben arkadaşlar? Karakter panel yazdım. Yani şu paneli tabi arkadaşlar ben eski versiyonunu kullandığım için YouTube bunu kabul etmedi. Dedi ki işte ben yükselteyim mi falan dedi. Hani şu an buna tıkladığınız anda o sizin kodunuzu tekrar yazacak arkadaşlar. Bekliyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Yes diyelim buna. Tamam. Bakın arkadaşlar kendi kendine kodu çevirdi. Aslında böyle olması gerek. Bunun da şimdi nasıl olduğunu hemen açıklayayım. Get component. Component ne demek arkadaşlar? Mesela şu objenin component'ı bakın. Şunları kapatıyorum. Bakın component. Yani buraya erişiyor. Biz ne dedik? Karakter panelinin içindeki. Karakter panelinin içindeki. Buraya geldi. Yani şuradayız artık. Animasyon. Bakın animasyon. Component'ına erişecek. O zaman biz buraya animasyon komponentini yazalım. Yani artık buraya erişecek. Buradaki play diyoruz. Oynat. Hangi animasyonu? Eğer açıkken hangi animasyon olacak? Açık açılma animasyonu oynatacak. Bunun ismini girelim buraya. CTRL-C deyip alalım. Ve buraya yapıştıralım. Aynı şekilde bunu buraya yapıştıralım. Ve bu da kapanma animasyonunu. Buraya girelim arkadaşlar. Bir dakika. Tıklayalım. Kopyalayalım. Ve buraya bunu yapıştıralım. Bunu inşallah anlamışsınızdır. Karakter panelinin içindeki animasyon komponentinin içindeki karakter paneli kapat kodu bu.
Karakter panelinin içindeki animasyon komponenti burası yani. Bunun içindeki bakın ama şu an animasyonlar verilmemiş. Ayrıca şuraya debug yaptık ya arkadaşlar. Geldik şeye. Şunu tıkadık. Şuradan debug yaptık. Şunu legacy tıkadık ya. Sonra bunu tekrar normale çevirelim arkadaşlar. Karakter panelinde geldik. Bakın animasyon olacak ama animasyonlar yok. Hemen onları atalım şuraya animasyonları. Şuradaki play auto falan var. Onları kapatıyoruz arkadaşlar. Bu oyun başlangıcında oynatıyor. Onu kapatıyoruz. Ve şu an kodumuz işlemeyecek. Çünkü K'ye basınca bak hata verecek. Gördüğünüz gibi hata verdi. Bak ne diyor? Karakter panel koyulmamış mesela. Oyun alanına tıklayıp bakın karakter paneli bunun içine atıyorum arkadaşlar. Ve oyunumuzu başlatıyorum. Ve ben K'ye bakın K'ye basıyorum kapatıyor. K'ye basıyorum açılma animasyonu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde işliyor. Oh, çok güzel yaptık. Bunu yaptık. Bunları yaptık. Düşmesini yaptık. Tekstleri, yazıları yaptık. Şunun gitmesini yaptık. İşte açtığımız sıfır olunca bunun da düşmesini yaptık. Animasyon ekledik arkadaşlar. Dünya şey yaptık bu videoda. Kaç dakika oldu videomuz? 42 dakika bana çok kötü gelecek. Belki bunu iki part yapabilirim. İkiye verebilirim arkadaşlar. Ya da hepsini bir partta atabilirim. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Bunun şerefine bu kadar şey yaptım size arkadaşlar. Gösterdim. Bu videoya 30 like istiyorum arkadaşlar. Ya da 25-30 like istiyorum arkadaşlar. Lütfen. Bu kadar yaptım. 42 dakikalık video çektim. Bunun montajı var. Sesler kesilecek. Bir de YouTube atması var. En kötü yeri o. Render alma süresi var. Dünya saat. Ben uğraşıyorum size bir like atmaya şey yapmayın arkadaşlar. Hep şimdiden istiyorum like'larınızı. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Önceki videoma gitmek istiyorsanız sol üst köşede çıkan butona tıklayarak önceki videoma gidebilirsiniz. Yine sağ üst köşede çıkan ünleme tıklayarak önceki serilerime bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu an koskoca bir abone ol tuşu çıkacak. Ona tıklayarak da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol oyun yapmalar arkadaşlar yani kolay gelsin.